Aferin. Hadi bir, iki, üç. Aferin benim oğluma ya. Hadi bir, iki, üç. Hadi zıpla. Gel Ali abi gelesiye kadar parka girelim gel. Parka girecek misin? Gel bu taraftan. Evet hadi. Ali abi gelesiye kadar biraz hadi parkta oynayalım 5-10 dakika. Ay ıslakmış. Dur ha, ona bir. Dün akşam yağmur yağdı. Onu hiç düşünemedim ben. Oyuncakların ıslak olabileceğini. Herkese merhabalar. Herkese günaydın arkadaşlar. Hakan gel bakayım buraya. Gel kayma dur. Dur bir kaydıraklara bakalım. Islak. Hakan hayır ıslak ıslak. Islak gelme ıslak. Ay çocuğu da boşa getirdim ya. Of. Anneciğim ıslak buralar ıslak olmaz. Aferin benim anneme ya. O da ıslak. Bak ıslak su var. Bak bu da ıslak. Hadi. Peçete. Peçete almadık yanımıza. Peçete yok. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Evet bence de gidelim anneciğim sonra geliriz parka değil mi? Oyuncaklar ıslak. Değil mi? Parka yok. Değil Evet. mi? Evet parka yok. Neden yok? Islak çünkü. Islak. Evet ıslak. Hakan ayıcıyı mı gezdiriyorsun sen? Ermine o kim? Kim o? Atatürk. Atatürk. Aferin benim kızıma ya. Hakan kim o? Atatürk. Doğru. Atatürk. Evet, senin Atatürk'ün o. Ay bir de ne güzel öpüyor ya. Ay seni verene kurban olayım be. Hadi getir bakayım çantanı ben çıkardım Armino. Çıkar bebeğim, çıkar kuşum. Aferin. Montunu çıkartma, hayır. İçerisi daha serin, hayır daha klima daha ısınmadı. İkiniz de çıkartmıyorsunuz. Çocuklarımızın yapmış olduğu resim çalışmaları. Ama genelde de Hakan Tuzlu'nun var. Hakan Tuzlu. Ne? Hakan Tuzlu, Hakan Tuzlu, Hakan Tuzlu. Ne oldu? Bunlar ne Hakan? Resim. Resim. Neymiş bunlar Amine? Resim. Resim. Havuç. Resim de bakayım bir. Resim. Evet bak bu havuç Hakan. Bu havuç. Bu ne? Çiçek. Çiçek. Aferin. Bu ne?
Bunu belki bilemeyebilirsin. Bakayım. Kaplumbağa. 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 Bu ne? Ayıcık. Ayıcık. Evet, ayıcık. Bu ne? Hangisi? Hakez. Bu ne? Patates. 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 Bu ne? Bırak. Sen nasıl konuşuyorsun ya? Bak sen arabada da söyledim düzgün konuş diye. Bak bu ne? Bal. Balık. Balık. Balina. 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 Dur şunu düzeltelim. Balina. Ay teşekkürler Aymin'acığım. Teşekkürler. Açma onları kızarlar. Ne yapma? Aferin. Aferin. Onu öpmüyoruz. Onu öpmüyoruz lütfen. Oy. Hadi içine koy da gezdir içine. Tamam, atıyorum. Otursun hadi dayıcık, aferin. Hadi gezdir onu sen. Bu ne? Bu ne değil, bu ne, bu ne? Kıstı. Bu ne diyeceksin, neymiş? Kıstı. Bu ne? Dikkat et sana. Bu ne? Çiçek. Hakan bu ne renk? Çiçek. Bu ne renk? Yeşil. Sarı, aa. Annem sen renkleri biliyordun, ben sana bunu gösterdim. Yoksa yeşil mi gösterdim? Yeşil. Bak bu yeşil. Evet yeşil. Bu sarı. Bu sarı. Evet. Herkese tekrardan merhabalar. Tekrardan günaydın arkadaşlar. Leyla'cığım kalmış oldum. Ay özür dilerim. Annesinin ellerine yapmış olduğu köy peynirlerine bayılıyorum ben. Ben dünkü olmuş oldum kolposkopi diyeyim işlemden sonra önümüzdeki birkaç gün oruç tutamayacağım arkadaşlar. Doktorum da zaten söylediydi. Misafire Şerif ablacığımla Emine'cim gelecek. Tabii ki de küçücük bebekleri Eliz'le beraber tabii ki de. Bak bir defa tabii ki. Normalde dün geleceklerdi. Dün bende bekleyen bir evrakları var. Onu alacaklardı. Avukata geçecekler ama dün benim hastane işim biraz geç bittiğinden dolayı bugüne sarktık. Hiç olmazsa bugün gelmişken hep beraber şöyle bir oturup geç kahvaltı yapalım dedik. Bu şekilde konuştuk. Şerif ablacığım düzenli bir ilaç kullandığından dolayı oruç tutamıyor kendisi. İlaçlarını düzenli bir şekilde kullanması gerekiyor. Çünkü sağlığı pek el vermiyor. Aslında bu şekilde değil de geçmiş senelere nazaran oruçları hiç kaçınmazdı Şerif ablacığım. Hepsini bir fiil tutarlı yaşamış olduğu bazı sıkıntılardan dolayı tabii ki de kızının yaşamış olduğu bazı sıkıntılardan dolayı biliyorsunuz ki Emre'ciğim şu anda boşanma aşamasında daha çok yeni evliydi. Annesinin evine geldiğinde o da hamileydi. Annesinin evinde doğum yaptı. Hani ailesinin evinde dedim. Annesinin evinde ben işte öyle şey anne babasının evindeyim yani. Daha evliliği bir yılı doldurmadan boşanma davası açıldı. İşte Şerif ablacığım bu tür olaylardan çok fazla etkilenir. Şerif abla ilk benim boşanmamı duyduğu zaman da çok etkilenmişti. Günlerce çok onun etkisinden çıkamamış bir de çok üzüldüydü. Ki aynı şeyde kızının da başına gelince de tabii ki de kat ve kat daha da üzülüyor. Yani Emre'nin durumunu görüyor. Emre ne kadar metanetli dursa da tabii ki de içten içe insanı böyle şeyler hem üzüyor hem de zoruna gidiyor. İnanın ki insan kendi evinde eşiyle beraber doğurması varken, hastaneye gidip hastaneden eşiyle gelmesi varken, çocuğuna eşiyle beraber bakması varken, anne evinde bu tür şeylerin olması, yani eşine ya doğumda bile eşinin yanında olmaması gerçekten çok üzücü bir şey. İşte gönül istemiyor böyle şeyler olsun ama oluyor. Hayat. Dediğim gibi kimin başına ne geleceği belli olmuyor. Böyle hep beraber güzel bir kahvaltı yaptıktan sonra avukata doğru çıkacağız bakalım. Şöyle bir hava alacağız hem de gezeceğiz arkadaşlar. Tabii onlar da anlaşmalı bir boşanma. Onlar ise çekişmeli bir
boşanma olacak yani. Allah'ım inşallah hayırlısıyla tez zamanda kurtulmayı Emine için söylüyorum ben. Atlatmayı gerçekten nasip etsin. Şu anda çok zor bir dönemden geçiyor. Çok zor bir zamandan geçiyor. Hem yeni bir bebeği oldu. Emine de oruç tutamıyor. Bebeği daha 6,5-7 aylık olduğundan dolayı ve bebeğin emzirinden dolayı orucunu o da tutamıyor zaten. O da orucunu hiç kaçırmaz tutarlardı aile bu ailece. Ya şimdi yeni bebeği oldu. Anne baba evinde ister istemez ne kadar anne baba da olsa kendi evinin hiçbir şekilde yerini tutmuyor. Şey yapmıyor yani. Ha anne babası kesinlikle ama kesinlikle onu hissettirmiyorlar ama olsun o içinden de olsa böyle tabii ki de bir hüzünleniyordur. Birazcık eve kapatmış durumda kendini. Kızına kendini adamış durumda. Hep sürekli olarak kızla çalışıyor. Bakalım kızı biraz daha büyüsün. Şöyle 3-5 ay daha büyüsün. Hatta Şerif abla da söyledi. Bir an önce hani işe girerse Emre daha rahat. Kendini toparlar diye şey yapıyorum yani düşünüyorum, tahmin ediyorum inşallah. Allah'ım tez zamanda inşallah ne diyeyim, kurtulmayı nasip etsin. İnanın ki böyle insanlardan, böyle kocalardan inanın ki kurtulmayı, tez zamanda kurtulmayı nasip etsin yani. Hiçbir şey demiyorum, ağzımı daha iyi açmıyorum. Bu arada evle alakalı bana yine tekrardan çok fazla yorumlar yazanlar olmuşlar. Hani mal paylaşımıyla alakalıyım ben sizlere. Hani tabii evlilik birliğinde alınan her şey ortaktır. Borçlar da ortaktır, evler de ortaktır, arabalar da ortaktır. Hadi madde her şey ortaktır tabii ki de o ortaktır. Boşanırken de her şey ikiye bölünür. Satılan satılır. İkiye bölünüp her iki tarafa da zaten paylaştırılır. Kim ne tazminatı alacaksa da o tazminatını alır, çekilir. Bizde de aynı şekilde oldu arkadaşlar. Hani bana şey diye yazıyorlar yani o ev satılmadı, satılsaydı. O da hakkını alırdı. Sen de hakkını alırdın. Sana da tazminatlarını ve şey, sana da nafakalarını düzenli bir şekilde öder diye yazmışlar ama bu böyle değil arkadaşlar. Bizim zaten bir tane evimiz yoktu. Sadece bu evimiz yoktu. Altta bir tane evimiz vardı. İki tane evimiz vardı yani bizim. Bu ev bana kaldı. O ev de kendisine kaldı. O evin de çok az bir borcu vardı. Bu evin de aynı şekilde borcu vardı. O evin borcu hatta bu evden daha da azdı. Kalan kredi borcu buradan daha da az yani yarı yarıya kadar borçtu. Buranın 40 bin lira borcu varsa oranın 20 bin lira borcu vardı. Ben bu evi istediğim için bu ev bana kalsın dedim. Diğer evde kendisine kalsın dedim. Ama tazminatlarımı da tabii ki de ödemek zorundaydı. Yapmış olduğu ihanetin tazminatını geçirmiş olduğumuz şeyleri yani ne diyeyim. Hani şey varmış herhalde yıpranma payı tazminatı gibi bir şeyler tazminatlar mı ne varmış herhalde. Azmış olduğu iftiraların tazminatları zaten ödemek zorunda. Böyle bir şey... Mahkemenin belirlemiş olduğu bir tazminat miktarı vardı. Onları da zaten ödemek zorundaydı. Hani bunlar da bana bağış yapmadı arkadaşlar. Bunu mahkeme karar verdi. Biz de yani karşı tarafta benden tazminat istedik. Biz de kendisinden tazminat istedik. Mahkeme benim istemiş olduğum tazminatı bana verdi. Hak gördü zaten o şekilde söyleyeyim artık sizler de anlıyorsunuz. Benim tazminatlarımı ödeyebilmek için karşı taraf kendi evini satmak zorunda kaldı. Yani bu da benim elimde olan bir şey de değil. Yani bunun için bir şey yapacak da durumum da yok. O tazminatı kalkıp da kendisine sonra ödersin deyip de altına boşanma imzası yani boşanma kağıdı imzasını attıktan sonra ben onun sözüne görüp de tamam benim tazminatımı sen zamanla ödersin diyecek bir insan da değil. Güvenilir bir insan da değil diyeyim yani açıkçası kendimce ben bunu söylüyorum. O yüzden de ben tazminatlarımı alasaydım da hiçbir şekilde boşanma davası sonuçlanmasını istemedim. Tazminatlarımı aldıktan sonra da şey yaptık yani dediğim gibi burası bana şey değil, hibe değil, burası bana hediye değil. Bizim tek evimiz yoktu yani iki evimiz vardı, biri onda kaldı, biri bende kaldı. Benim tazminatlarımı ödemek için o kendi evini satmak zorunda kaldı. Bu da onun bileceği bir iş. Satmadan da işin içinden çıkabilir miydi? Evet çıkabilirdi. Ben kadın başıma nasıl bu evin borçlarını ödeyip çocuklarını o üzere sarkımla ilgilendiysem bir fiil. Tabii ki de ailem her zaman için yanındaydı, ona bir şey tabii ki de söylemem. Ailenizin yanınızda olması için de ailenize de zaten dediğim ben size hiçbir şekilde iletişiminizi koparmamanız gerekiyor yani. Keşke isterdim ki ben de onun ailesi yanında olsun diye yani her şekilde hem maddi manevi ama ona tabii ki de bir şey diyemiyorum. Ona karışamıyorum, ona ağzımı da açamıyorum ama bu boşanma süresi boyunca da 3 sene boyunca da zaten ben zaten biliyorsunuz hiç şey alamadım. O 3 sene içinde dedim ben nafaka hiç almadım. Çocuklarla alakalı tek kuruş yardım dahi edilmedi zaten bana. Ama ben 3 sene içinde de sürekli yani çocuklarıma düzgün bir şekilde baktım.
Bu evin taksitlerini düzgün bir şekilde ödemeye devam ettim. Bu evin elektriği, suğudur, doğalgazdır ya doğalgaz yoktur, tüm yansıdır. Ama şöyle çocukların okul ihtiyaçlarıdır, kılıklarıdır, kıyafetleridir. Hepsini zaten biz karşıladık. Yani dört dörtlük baktık. O da o şekilde yapabilirdi. O da bir şekilde işin içinden çıkabilirdi. Ne bileyim, iyi düşünseydi diyeyim ben size açıkçası yani. Bir insan ne kadar iyi düşünürse, bir insan ne kadar kalbi temiz olursa Allah her zaman için onun işlerini kolaylaştırır. Gerçekten kolaylaştırır. Keşke o da o şekilde düşünseydi. Keşke çocuklar için o şekilde düşünmeseydi. Kötü düşünmeseydi dedim yani. Benim elimden her şeyi alıp kenarıya çekilmeye çalışacağına kadar keşke oturup ben de düzgün bir şekilde konuşup bu işi halletme yoluna gitseydi. Ama öyle bir şeye yanaşmadığından dolayı ben de tabii ki de haklı olarak da hem kendi haklarımı hem de kendi çocuklarımın haklarını savunmak zorundayım arkadaşlar. Yani burada ben cadalozluk yaptım, çirkeflik yaptım, adamı iflas et dedim, adamın elindeki her şeyi aldım, olayı yok. Kesinlikle yani öyle bir şey yok. Bakışa bak ya. Kız. Ay çok dikkatli bakıyor Emine. Şerif abla sen de konuşabilirsin. Şerif abla sessiz konuşuyor. Ay ne sessiz konuşayım. Aşkım. Bak ya. Klavye mi oldu? Kepçe kalkalım. Eliyiz. Olmaz artık. Bak ya. Anne siz yapamaz bu. Seni görünce böyle yaptı bu. Anne siz yapamaz benim kızım. Al al. Bitti benim. Oh buradan tam benim. Değil mi? Bebek arabası. Demeniz. Bebek arabasını değiştirmek ya. Emine biraz daha büyüsün Eliz, öyle değiştirsin. Kabin boyu alacağım ben orada, hiçbir yere sığmıyorum. Ya otobüse gidip gelirken Allah zor oluyor. Doğru. Travel sistem nanesini yedim. Travel sistem ilk doğduğunda güzel oluyor. Evet, bak soğuktan güzel. Güzeldi. Ama soğuktan da güzel koruyor travel sistem. İlk 4 ay çok güzeldi. Bir de bunları kullanırken setin altına şey yapmışlar. Her yere kırmışlar. Normal. İsmail, Esra, Dilara hiç bebek arabasını açamamışlar. Halletmişler diyorsunuz, salabilirsiniz. Ya Allah, tarif ettim böyle. Hiç mi dedim ben de duyamadınız ki, o bilmediyseniz de YouTube'dan izleseydiniz ya. Ben çantayı. Ben de çantayı. İçinden bir şey alacak mısın? Eline oyuncak verecek misin? Altı onu verelim. Emine bu arabaların en güzel sistemi 6 zaten. Ne istiyorsun? Şunu biraz kaldır bundan. Dur tamam hadi. Tamam Şerif abla. İşte annem diyor ki direkt şeye geçelim. Bastonu. Aa, bastonu yok, bastonun alt kısmı çok kullanışsız oluyor. Şeye kısmı size o lazım aslında. Neyse. Dayımız bayrama geldiğinde alacak. Emine bu oturdu mu? Dur, oturdu. O oturmadı ya. Oturuyor. Ha, oturdu mu? Kırtını verdiydim, ne yaptın ama ne bileyim? Ha şu aşağısı. Kızım atmasana. Eliz. İşini verelim. Ha bebeğim. Yeni tırtın. Kara taşı var, denge taşı var. Şükremek için yaptım. Bak şimdi bir açış yaptım. Çok güzel. Asabilir misin bunu? Bülent abi şimdi elinde yoksa olduğu zaman ben alırım. Evet. Ben getiririm. Olur ben hazırlarım. Evet sen hazırlarsın çünkü ben gelip geçişte alırım. Tamam bu var. Tamam. Onun daha yarısı olur bebeğe. Bak evet bak şöyle bir şey. Aynen bu tarz. Hatta üstü de böyle olabilirse böyle yani. Şeyler açıklar kristal olmaz. Yok hayır kristal şey diyor kristal olmak, değil. Üzerindeki şey. Olarak. Ha yok üzerindeki şey yok mu? Demir ha? Aynı böyle olsun yani bu şekilde olmaz. Çatal iğneye geçer mi sırtına atacağım. Tamam. Birkaç müsaade edin. Eyleriz eyleriz sıkıntı olmaz onda zaten. Ararım. Tamam. Şey yaparsın. Sen haber verirsin. Dokunulmaması lazım aslında. Neyse toprak varız. Sorun değil.
Uyku durumu falan nasıl? Ha şey, düzeni yok. Neyse, bunu kullanabilirsin. Evet, alalım. Ramatiz sana uyku verir. Tamam, alalım. Dinginleştirme, sakinleştirme ramatiz. Ne kadar aldın? Baksana. Ananesi incik incik edecek kızını. Evet hanım ya. Bu rakibi sevmiyorum. Ben sevmiyorum değil, artık sıkıldım onu. Neyse bırakası ya, şu an o modda değil. Bunun taş modu var ama biliyor musun? Evet. Yani bazen şey oluyor, taş sağlar, evet, böyle tekrar. Bu ay taşı mı abi? Pembe kuvars, ay taşı şu. Aynen. Aşağı. Emine bu daha güzelmiş bak. Ay Emin, onlar çok daha güzel. Efendim anne. Aa pembesi ne? Pembesi sarıca daha güzel olur. Tamam. Emine ben şunu sizin gibi. Beğendim. O da çok güzel. Ama çok çocuksu. Ay, çocuksu değil Emineciğim ya. 11G yalnız o. 11G mi? Bilmiyorum ki. Ama şimdi şeffaf koydum, para gözükecek. Şu güzel para koymaz. O da çok hoşuma gitti ama bunun bak etrafına çok şey yayılıyor. Telefon daha büyüyor çünkü. Benim bu hoşuma gitti. Şunlar hoşuma gitti bence. Şunu beğendim bir de ben. Emine istersen bunu al. Efendim? Şşş. Bunu da gördüm evet. Bu 11G yazan. Ay 11 o. Ha tamam. Bu da çok güzelmiş. Bunlar ne kadar? Onlar 450. Benim 450 olsun. Neyse ben telefon iPhone 15 aldım. Ne kadar demiştim? Hiç kız taşıma girip 450 lira masrafa girmeyelim. Bak. Senin bebeğin. Prada. Sadece annem alıyor. Teşekkür ederim. Bakar mısın? Vallahi 13 Pro Max. Emin. Ama bununla beraber telefonu da değiştirmen lazım. Ha, evet abi, 13 Pro Max yazıyor bir de. Ay çok hayır, güzelmiş kılıfı. Telefon kılıf alıp da kılıf parasını da şeyin içinden çıkmasın. Çok, bu daha iyi oldu şeyden. Aa evet. Telefon şey oldu, daha değişik gözüküyor. Evet. İyi günlerde kullanışın. Neyse çok güzel. Da alayım. Benim vardı. Himalaya. Aynen Himalaya, yanlışlıkla. Buydu. Gri. Gri bu griydi. Bu gri. Bence. Bu mavi, çünkü bu mavi kaçıyor. Bir de beyaz vardı değil mi? Siz ne yapacaksınız? Şey, bizim battaniyesi var mı? Onun devamını öreyim de alayım koyayım. Şimdi öremeyeceksen bile ablam. Siz renklerle örüyor musunuz? Şunda eminim. Şunda tamam. Da eminim ama şu. Elizin, getir. Elizin var ya. Turuncu da bu. Evet o gri, o gri. Gri. Turuncu da o da. Şunda emin değilim ama bu galiba. Bak beyaz bu beyaz. Ama bunu şeyden aldınız. Bim'den aldınız. Başka da beyaz yok zaten. Üçte ne mi alsam? Sandalyeciğim. Beyaz butu ya hatırlıyorum. Şeydi bebek yani. Battaniye sürüyordum artık. Yetiştiremeyince tek kişilik battaniyeye döndüreceğim Eliz'i. Ne yapayım da her yer battaniye var. Aynen şu an bu kadar çok bebek battaniyesi var. Hatta onun için tek kişilik battaniye örüyü koyayım. Beyazı bu diye tahmin ediyorum anne. Çünkü... Beyazı durak olsun. Bilmiyorum da hani. Ay şu şeyler çok güzelmiş. Şunlar. Evet. İlk biz geldiğimizde o pembe tonları mı yapsak diye. Anneciğim bence buydu ya. Hiç battaniyenin fotoğrafı da mı yok ki? Ya Şerif abla, eğer eve gittim baktım bu değilse şunu sökmeden gelip değiştirebiliyorsun birebir. Tabii canım değiştirebiliyorsun artık. Emin olmadığım için. Ya istersen al. Olmazsa gelirsin değiştirirsin. Telefonda fotoğraf vardı senin. Silmişim hiçbir. Avukat Güneş yazmış kadın, bana ne yazmış? Emin Hanım merhaba, şimdi dosyasına baktım, fatura göremedim, eşyalara ilişkin fatura varsa. Ben daha eşya... Nasıl bir fatura? Ben kaç tane fatura yollayacağım ben bu kadına artık? Beyaz eşyaları yolladım. Mobilyanınkini yolladım. Karaca'dan yolladım. Bütün hepsini getirdik ya de. Beyaz dur olsun, beyaz herhalde. Gri, şu gri olmasın anne. Ama az önce baktınız griye yalnız. Dur, getir bakayım. Bu değil mi? Hı. Şu tamam. İşte. Ha Alize'ymiş, özür dilerim. Tamam sesi. Alize'ymiş. Himalaya. Şurası Himalaya, oraya da Himalaya. Tamam, bunlar yedek üçer tane. Yetmese bile. Zaten başka burada beyaz yok. Büyük ihtimal odur. Odur. Neyse şey yaparız.
Sonra geldim bize. Şimdi ya kalmazsa gri, öbür şu renkler çok... Emine benim de gözüm o renklerde kaldı. Var ya bak, o renklerle bir şey yapıp... Şu krem gri üçlüsü çok güzel olur. İşte bak şeyi al getirdi internetteki iplikle. Geçişle. Evet, aynı bu renkten Mergin abla. Yine göreceğiz inşallah. Aa, gelmişken kırmızı baksana da. Senin ceketin gibi. Ebru'li. Benimkisi gibi bu. Bak her yerde var, bak burada var, bunlar bebe. Aynen. Yalnız evet. Burası bebe hep. Şuralarda da hep var Ebru'liler. Hep açı kalardım. Şimdi senin şu üstüne göre alacağız anne. Onu duyan mı? Hani bir ekmeğin ha? Yumuşacık. Bu gibi öreceğim. Şerif abi böyle bir şey örecek. Sen şunun şeylerine bak bir. Akrilik bu şeyine, pamuk olayına bak. %45 akrilik, %55 pamuk bak bu. Güzel, yumuşak olur ama. Aynen, hani hem kabarmayacak. Evet. Gördün mü? Onlar ince ama. Ceket için bilmiyorum. Yani böyle hani kalın. Kapak gri tonu bunlar işte. Hala biz kuzu için şey almadık. Aa, bak burada resimleri var. Senin şey. Hı, evet bu işte. Bu ipten anne bak ya. Koyu bir gri Belgin abla. Ne o? İşte anne. İranlı değil. Şöyle bir gri. Antresik griler var ya. Hı, işte burada da var ama bunlar kalın yalnız. Ama bunun ipi daha güzel. Evet. Çok güzel ölmüşler o gri. Emine bak şunlar da kalın, gördün mü bak. Güzel değil mi? Şu hani... da çok güzel ama. Evet. Bu da çok güzel aslında öründüğünde. İpek böceği gibi. Beyaz kumar gibi işte. Ne örülür ki bunlar? Atkı. Atkı mı? Şurada bir atkı resimliyordum o yüzden. Gazalinki. Kaç para baksana, 50 gram 66 lira. Emine atkı ne olsa onun atkı işte şu şunlar gibi. Aynen bak bu da aynı. Ay bunu örür bitmez be. O sabır da bizde yok. Emine. Evet ama o bu taraftaki daha şeydi, parlamıyor muydu Belgin abi? Emine sana daha çok yakıştı kız. Sen kurbağalıya bak, kurbağa gözüne. Ona da ona da için taç daha çok erken ya. Şey ya, sus böyle fotoğraf çekiyorum. Şey alalım, lastik poka alalım. Benim lastik pokalarım çok şey oldu. Hani bir siyah bağladığım var ya. Niye ben böyle de görmüyorum ki? Lastik, lastik. Burada. Gel ha, evet bak. Ha, Emine bak şu ince lastikler şurada, eğer onları arıyorsan, ya da şurada siyahlar var. Aa bak bu çok iyiymiş. Kız çok iyi yaptı. Tam geniş bu. Bir kere de bir götürdüm çocuğu. Bir paket alsak geçer zaten. İçine kaç daha var? İki. Bir tane şapşalım bana. Ha? Benimki kelebeklerin şeyleri hep doğru da var, yapılmış. Şey. Ha şu yelekteki. Şunlardan aldım. Esmer gibi. İsmail ama İsmail aldı beni. Küçük. Emine başı artıyor bir ondan bir süre sonra. Şey çok sıkı. Yok böyle mesela şey yapıyorum. Şuradan toplayıp salıyorum Belgin abla. Böyle sımsıkı toplamıyorum. Bunları alacağım tamam. Buradaki kasaya gideceğiz. Aa geçen şey aldı. Onların bile giderken.
kuaför ürünleri satan o toptancı var ya, o da mas. Keratin mi abi? Keratinin duştaki şeyi, maska abi. Sen bilirsin. Güzel. Bir de kadın keratin abi. Böyle bir tarak verdim. 150 lira para verdim. Hala saçımı yoluyor ama. Ben bir şey kullanmıyorum aslında. Şunu kullanmıştım. Saçlarım galiba beyazlattı. Birkaç da okudum beyazlatıyormuş diye. Büyükme beyazlat daha fazla. Şampuan mı bu? Sprey Bergin abla. Ha tonik bir şampuan da var. Sprey bu. Duştan sonra sıkıyordum saç diplerime böyle işte dökülmesine şey. Beyazlattığına dair bir şey okumuştum. Ve o dönem sık kullandığım dönem baktım beyazlarımın evet çok arttığını gördüm. Emineciğim Elize göre de var. Baksana çok güzel. Numarası geçerli giyemezse. Ya sen var ya hayır Şerif abla dönemlik giyecek al. Bak bunu yazında giyer kışında giyer bu çocuk. Baksana ne güzel. Emine şu anda kaç giyiyor? Şu anda 16-17 herhalde. 17 olmuştur. Bak bunu sen alsan bu çocuk bunu mutlaka giyecek zaman al. Bak 300 lira bu Şerif abla. Bir tane daha aldığı zaman tanesi 250'ye gelecek sana. Şşşş. Ay bence çok güzel. Evet o da çok güzel. Tamam mı? Çok yüksek bir vergen bu. Bunu da bebeğe almak da. Yavrum bak. O ağırsa bak bunlar çok hafif bak. Aynen. Bunu al. Bak o çok hafif ama. Ama şu beyazı daha çok beğendim. Hayır iki tane alacaksın zaten ya. Heyecanlandım. Bunu da gösterdim ben sana. Ağırlığına bakacaksın. Ağır almayacağım. Evet. Ona göre çok ağır bu. Ha bak mesela şunu alırsın. Bak şunu Elize bir tane şu. Bak bir de şu da çok hafif Emine. Bir de şöyle bir şey alıp koysak. Olabilir. Koyabilirsin. O çocuğun ayakları zaten inşallah. Emine onu bırak da o zaman sen bunu al. Ooo tam benim kızıma göre. İşte anasının kızı. Neyse ben şuradan başlayayım. Emine. Kesin bana numara. Onu işte baksın da ağır gibi geldi. Ağır ağır. Çok ağır. Elsa, Lana, Frozen. Emine. Şuna bak. Ay kız çocuğu olunca ne kadar güzel ya. Allah'ım yarabbim ya. Hepsi bilinmek. Minnak minnak. Her şey daha hafif. Gerçekten bu çocuk para bile niye bu kadar anlıyor? Ama şöyle de bulmadım. Ay Şerif abla çok hafif. Ya bu da ağırmış. Ağır ablam ya. Ağır ağır. Şunun ayakkabılarını yorur. Evet dediği gibi ya çok ağır. Ben bile Hakan alırken en hafifini alıyorum. Çocuk yürürken ya. Ayakları ağırmasın diye. Bak erkeklerinki çok hafif. Ağır da var ama. Aynen. Hüseyin abi kaç numara giyiyor? Gergin ablana diyorum az mı zamanda krampon aldık diyor. Krampon ve eldiven. Aynen. Şey ne oldu o işte bütün markalarını Adidas'larını dolar. Şu da çok güzelmiş ama. Neyse şey. En sonunda bıraktı. Emine'cim elinde sonunda giyeceğiz zaten. Koşturuyordum bunlarla. Bunlarla yürüyerek işe gidip geliyordum be. Evet. Şimdi spor ayakkabı eğer. Ama çok güzel yolcu ayakkabı. Ana niye o rengine çok güzel giyiyorsun? Sen giyiyorsun. Bak 650 TL Emine.
bir tane daha al yanına. Hiçbir işte şey hiçbir değil. Şey değil. Aslında bu çok iyiymiş. Ben bunu çok beğendim. Kaç numara bu? Ay 37'ymiş hem de. Nine West yalnız Şerif abla. Nine West için çok iyi o. Bir tane daha ayakkabı. Abnik ayakkabı 1400 alıyor. Değilir o. Bak, sen 900 ne bileyim. Şşş. Aşkım. Kızım. Sinsinler seni. Yaza alacaksan o yaza daha da pahalanır. Evet. Ücret artar. Şimdi alttan mı? Yazdı dedi. Ay çok güzelsin. Sen ne güzel gülüyor ya. Anne nerede anne? Ay çirkin. Oğlum ya. Gözlerin içi gülüyor ya ne güzel. Gözlerinin değişmesi etkisi. Böyle de güzel oldu da küçükken daha maviydi ya. Sağlıklı olsun. Gevselenmedi zaten ya. Değil mi aşkım? Değil mi Beçeyim? Şerif abla dur bakayım kaç paraymış Allah aşkına göremedim dedi işi. Birini biliyorum. Bakmadım ya bir bak. Yok daha yeni geldi. Daha bak. Çok güzel. Ama evet. Ablam almış onu da. Nereden almış? Hiç bilmiyorum. İnternetten almıştır garanti. Şunlar ne kadar? Şerif abla bu senin siyahın kremine bakıyorsun değil mi sen? Ha, öyle mi? Kremi de var. Krem. Kaç numara istiyorsunuz? 38. 38. Bu fiyatları ne abla? Yeni geldi. Evet. Oo daha. Bu fiyatlar değişir mi renk olarak? Bir renkler rengi fiyat farkı olabiliyor. Evet. Olmazsa şu rengi beğendik de. Aynen gri. Deri yalnız. Kremli krem. Evet beyimiş. Çok güzel. Bunu alalım bak. Anne full bütün yaz bunu giyer. Çünkü takımcılar. Sen çok güzel bir fiyat vermişsin. Keşke 900 lira olsaydı iki tane. Sen 900 lira. Ben 1600'den aşağı değilim. Ama işte annem aldım. Tam böyle kaliteli kalın. Ama yalnız hakiki deri yalnız bu. Ne yapayım? 10 tane ayakkabı olacağına bir tane olsun. Bir koca yaz giyeyim yani. Evet. Ben de alacağım. Valla Şerif abla bunların fiyatları değişir. Bence yaza evet. Doğru. Bir de incirin şey ürünleri çok güzel oluyor. Çünkü ayağında yok gibi oluyor adamın. Evet. Yani alacaksan şimdi, bence al. Şimdi. Şerif abla şimdi dursun dediysen onu bence zannetmiyorum alacağını. Hayır. Bak ne oldu biliyor musun bence? Şimdi ayağındaki biz annemiz spor ayakkabı alacağız. Ayağındaki ayakkabını marka antrenör Daikin'inde kullanıyor. Şimdi iki kere mi üç kere mi gelip gittik. Neyse dursun neyse dursun. Sonra bu Daikin bir indirim yapmış. Yüzde bilmem kaç indirim. Tek ayakkabı fiyatına iki ayakkabı aldık gene. Bunun fiyatı da düştü. Öbür ayakkabının fiyatı da düşmüş. Hı. Tek fiyatına iki ayakkabı aldık. Ama var ya o ayakkabı nasıl dedi? Her geldi bir bakıyorum fiyatı. Her geldi. Gömle. 1900 ama ayakkabı da ayakkabı yalnız. Çok rahat Şerif abla. Yumuşacık. Şey ha işte takını ben bir de ayakkabı takıntı. Yumuşacık. Ben böyle şey klasik şeylerden çok seviyorum. Ya ben de çok fazla. Mesela çoğu hani çeşit olsun, çeşit çeşit giyeyim. Ama hmm. Ben bir tane olsun. Tam olsun sen ikisi. Nasıl geçti günü? Güzel mi? Hı? Yavaş, yavaş, yavaş.